Elini kolunu sallayarak girdi efendim. Kafesin demirlerini genişletti, elini uzattı ve köpekleri çala çala bitiremedi. Antalyalı kuaförün başı köpek hırsızıyla dertte. Kafesteki tellerin arasından elini uzattı, yavru köpeği işte böyle çaldı. Genç adamın köpekleri bir ay içerisinde tam 3 kez çalındı. İlki çalındığında siyah yavrunun bir tanesini götürdü. Bir hafta 10 gün içerisinde kahverengi bir tane yavru var. Onu çaldılar. Antalya'da kuaförlük yapan Hüseyin Tıkış'ın köpek hırsızıyla başı dertti. Sabah geldiğinizde yavrulardan bir tanesinin kayıp olduğunu gördüm. Cahil bir insanın yapmış olduğunu düşündüm. Üzerine düşmedim. Ancak sadece birkaç gün sonra Tıkış'ın bir köpeği daha çalındı. Ama bu kez hırsız kameraya yakalanmıştı. Yakalanmıştı yakalanmasına ama pek de umurunda gibi görünmüyordu. Kafesin tellerini genişletip elini uzattı. Köpeği sahibiymiş gibi alıp gitti. Görüntüleri incelediğimizde bir tane vatandaşın gelip yavrulardan bir tanesini alıp götürdüğünü gördük. Tıkış köpek hırsızının adresini buldu. Vatandaşın iş adresinin yakınlarında köpeği elinde gördüm ve müdahale ettim. Köpeğimi aldım kendisinden. Evet, köpeğimizi Şaban Bey'den teslim aldık. İlk çaldığı köpeğim olan siyah olanı getirmesini söyledim. Ama hırsız köpeği getirmedi ve gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Birkaç saat sonra öğrendik ki siyah olan köpeği birine hediye ettiğini veyahut da sattığını öğrendik. Gittik, gördük aileyi. Gayet düzgün insanlar. İtte uğursuzda olacağına bu tip bir ailede kalmasını yeğledik. Tıkış şimdi eksik olan son köpeğinin de kendilerine verilmesini istiyor.